Merhabalar. Ailenizin ve ailemizin kanalı Kapadokya ve bize hoş geldiniz. Bugün sizlere yumurta kabuklarından gübre yapımını göstermek istiyoruz. Hazırlayacağımız bu gübre kalsiyum ağırlıklı bir gübre olacaktır. Artık videomuzun hazırlanış aşamasına geçebiliriz. İlk olarak evimizde kullandığımız yumurta kabuklarını bir hafta balkonumuzda güneşte beklettik ve kuruttuk. Şimdi bu yumurta kabuklarını elimizde küçük parçacıklar haline getiriyoruz. Biz yumurta kabuklarını elimizle küçültmeyi tercih ediyoruz. Ama eğer siz isterseniz mutfak robotuyla da küçültebilirsiniz. Biz yumurta kabuklarını bir hafta güneşin altına bekleterek kurutmayı tercih ettik. Lakin siz bu kadar uzun süre beklemek istemezseniz Mutfağınızdaki fırında 10 dakika bekleterek de yumurta kabuklarını kurutabilirsiniz. Yumurta kabuklarını elimizle iyice öfeleyip küçülttükten sonra yumurtanın kabuğundaki kalsiyum ve karbonatı birbirinden ayıracağız. Karbonat ihtiyacımız olan bir madde değil. Bu yüzden birazcık sirke ile karıştırmamız gerekiyor. Biz elma sirkesi kullanmayı tercih ediyoruz. Ama eğer siz isterseniz farklı sirkelerle de karıştırabilirsiniz. Bunun yanı sıra eğer sirke yoksa limon suyuyla da karıştırabilirsiniz. Küçültüp öfelediğimiz yumurta kabuklarının üzerine 4 yemek kaşığı elma sirkesi döküyoruz şimdi. Ve artık bu karışımımızı iyice karıştırmamız gerekiyor. Kaşık ile karıştırdıktan sonra son bir kez de elimizle bu kabukları karıştırıyoruz. Karışımımızı yeterince karıştırdık. Artık bir müddet bekletmemiz gerekiyor. Ortalama 2 ila 3 saat beklemesi yeterli olacaktır. Beklettiğimiz bu süre zarfı içerisinde sirke yumurta kabuğunun içindeki karbonatı eritecektir. Ve bunun yanı sıra Asit değerini de azaltacaktır. Hazırlamış olduğumuz bu gübreyi tarlamızdaki biber ve domates fidelerinde kullanacağız. Bu gübreyi iki defa kullanmaktayız. Birincisi fidelerimiz gelişme aşamasındayken, ikincisi ise domates ve biberlerimizin olgunlaştıktan sonra kalsiyum eksiklerini gidermek için kullanacağız. hazırlamış olduğumuz bu gübreyi ilk olarak biber fidelerimizin etrafına gömerek başlayacağız. İlk olarak AB yardımıyla biber fidelerimizden 5 cm uzaklıkta ve 5 cm derinlikte olacak şekilde çukurlar açacağız. açmış olduğumuz bu çukurlara azar azar yumurta kabuklarını serpeceğiz. Ve ondan sonra da üstünü kapatacağız. Yapmış olduğumuz aynı işlemi şimdi diğer bütün fidelerimizde de uygulayacağız. Yapmış olduğumuz bu işlem sayesinde hem topraktaki kalsiyum eksikliğini azaltmış olacağız hem de bitkimizdeki kalsiyum eksikliğini gidermiş olacağız. Bazen fark etmişsinizdir, biberlerinizin üzerinde lekeler oluşmakta, domateslerinizin de altı çürümeye başlamaktadır. Bunun sebebi kalsiyum eksikliğinden dolayıdır. Yaptığımız bu işlem sayesinde çürükleri ve lekeleri azaltacağız. Son olarak domates fidelerinin üzerine de bu işlemi gerçekleştireceğiz. Aynı biber fidelerinde yaptığımız gibi 5 cm uzaklıkta ve 5 cm derinlikte ufak çukurlar açıp bu çukurların içine bir tutam hazırladığımız gübreden atmamız yeterli olacaktır. Ve bu attığımız gübrenin üzerine toprakla kapatmamız gerekmektedir. Ve artık gübreleme işlemimizi bitirmiş bulunmaktayız. Yılda iki defa biz bu işlemi uyguluyoruz bu gübreyle. İlk olarak bu işlemi fidelerimizin gelişmeye başladığı vakitte yapıyoruz. İkinci olarak da fidelerimizin üzerinde domates ve biberler olgunlaştığında kalsiyum eksikliklerini gidermesi için bu gübreleme işlemini uyguluyoruz. Biz bu işlemimizi domates ve biber fidelerimizin üzerinde uyguladık ama eğer siz isterseniz farklı bitkilerde de uygulayabilirsiniz. Ve artık bir paylaşımımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer video hakkında aklınıza takılan sorular varsa eğer aşağıdaki yorumlar kısmına sorularınızı bırakabilirsiniz. En kısa vakitte sorularınıza cevap vermeye çalışacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka paylaşımda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.